Değerli izleyenler, e, Suriye rejimi Tel Rifat çevresine askeri takviye yaptığı haberleri geliyor. Şam rejimi ordusu bildiklerinin Halep'teki Ramuse Topçu Okulu ile Ruvey Kuveyris askeri havalimanı üzerinden Tel Rifat çevresindeki 3 bölgeye yeni sevkiyat gerçekleştirildiği bilgisi geldi. Niye Tel Rıfat? Erdoğan'ın hedef aldığı bölgelerden bir tanesidir. Hatta deniyor ki eğer Erdoğan rejimi Rojava'ya bir saldırı, kara harekatı gerçekleştirirse ilk vurduğu, ilk girdiği, işgal ettiği yerlerden bir tanesi de Tel Rifat'ın e, Demokratik Suriye güçleri kontrolünde olduğu bölgesi olacak diye söylentiler var. Askeri sevkiyatların Tel Rifat'ın güneyindeki Kefer nasih Miskan ve Misrat el Han bölgelerindeki rejim noktalarına e, ulaştığı ağır silahların ulaştığı gelen bilgiler arasında iş 3000 silahlı unsurun bulunduğu sevkiyatlarda çok namlu roket atarlar, zırhlı araçlar ve 6 tank da bulunuyormuş yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre. Değerli izleyenler, Arap Birliği'nin bir açıklaması geldi. Türkiye'nin Rojava'ya olası bir operasyon, orası bir işgaline karşı Suriye'deki demografik değişim savaşın sonucu değil, sistematik bir politikadır diye bir açıklamada bulundular. Ayrıca Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde demografik değişiklik operasyonlara devam ediyor. Bu kaygı vericidir açıklamasını yaptı. Şimdi Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Kurulu Eş Başkanı İlham Ahmet de açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Türk devleti işgalini genişletmeyi planlıyor ve Türkiye'nin hedefi Suriye'nin kuzey ve doğusunun tüm bölgelerini ee, ve her an e, işgal edip her an saldırı başlatabilir e, yönünde bir açıklaması geldi. Yine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrova e, ziyaretlerine ilişkin de bir açıklamada bulundu. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruduğumuza ve küçük bir devlet yaratma çalış yaratmaya çalışmadığımıza yönelik Lavrova e, Lavrova güvence verdik yönünde bir açıklama yaptı. Ayrıca Özel yönetim ile Şam hükümeti arasında yeni bir görüşme veya anlaşma henüz yok. Bu konuda da spekülatif açıklamalar yapılmıştı biliyorsunuz. Garantör ülkelerin konumu her türlü yeni saldırıyı reddediyor ama Türkiye'nin esrarı karşısında bu yeterli değil. Halkımız en kötü ihtimallere hazırlıklı olmalı ki bölgeye yönelik tüm planları boşa çıkarabilelim diye. Halkın işgal karşısında duruşu güçlü ve bunun böyle devam etmesi gerekiyor diye açıklamalar yaptı yine Şam ve Ankara hükümeti arasında her türlü anlaşmaya veya normalleşmeye karşı duracağız dedi ve birazdan sunacağım bir haberde de zaten bunun yansımalarını göreceksiniz arkadaşlar şimdi Rojava dişleri Bakanlığından da bir açıklama gelmiş. Fransız hükümetinin kriz işlerinden sorumlu yetkilisi Stéphane Romatet ve beraberindeki bir teknik heyet Rojava'ya gitti. Rojava'daki Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüler. Heyet bölge bölgede su, sağlık ve tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ihtiyaçlar olduğunu, bu sektörlerin beslenmesi için çalışmalar yapılacağını ve bu konuda gerekli desteğin sağlanacağına yönelik söz verdiği açıklaması yapıldı. Yine terörle mücadelenin sürdürmesi gerektiği, DAEŞ'le işte mücadelenin askeri ve güvenlik düzeyinin ötesine geçerek bölgeye istikrar ve güvenliği yeniden tesis etmenin gereği noktasında bir uzlaşmaya varılmış. şimdi Rojava ile Şam arasındaki ziyaret var mı yok mu tartışmalara tartışmaları devam ederken Rojava Özel Yönetimi Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı Bedran Çiyakurt başkanlığındaki bir heyetin Şam'ı ziyaret ettiği yönünde bilgiler geldi değerli izleyenler ve Suriyeli yetkililerle görüştüğü açıklandı. Bedran Çiyakurt başkanlığında yapılan ziyarette Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek bayrak konusunda tarafların anlaştığı yönünde iddialar var. Rojava yönetiminden bazı kaynaklar ise görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Şam yönetiminin Türkiye'nin Suriye ve Rojava topraklarından çekilmeyene kadar hiçbir anlaşmayı imza atmayacaklarını söylediğini aktardı. Bu da önemli bir gelişme. Şimdi Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Nicolas Gringa de Sun gazetesine bir demeç verdi. Bu demeçte e, e, demokratik Suriye güçlerine yönelik kullandığı önemli cümleler var. Onlardan bir iki tanesi şöyle. The Sun gazetesine verdiği demeçte ki bir bölümde o röportajın bir bölümünde diyor ki demokratik özerk yönetimin bölgeleri Suriye'de örgütlenme hizmet ve güvenlik açısından en iyi modeldir o Orta Doğu için o bölge için ABD istikrar ve inşa projesini desteklemek için onlara güvenebilir. Yani demokratik Suriye güçlerine Rojava yönetimine güvenebilir diye bir açıklama yapmış. Bu da önemli resmi bir açıklama. Değerli izleyenler, Yeneke ve Goran hareketi liderleri de görüştüler. E, fotoğraf hazırlamadım sizler için bugün. Kusura bakmayın. Yeneke lideri Bafıl Talabani Bevren'deki bir heyette Goran hareketi genel merkezine de Goran hareketi lideri Ömer Seyit Ali'yi ziyaret ettiği açıklandı. Goran e, hareketi sözcüsü Diler Abdülkalif tarafından Abdul Halid tarafından bir açıklama e, yapıldı bu görüşme ilişkin Irak ve Kürdistan bölgesindeki mevcut duruma ilişkin. Yeneke ve KDP'den üst düzey heyetler yakın bir zamanda aralarındaki sorunlara ilişkin üst düzey bir görüşme gerçekleşecek diye bir açıklama yaptılar. Bilmiyoruz bu da önemli bir gelişme, iyi bir gelişme. Niye? Biliyorsunuz geçen hafta KDP'nin açıklaması vardı. Görüşebiliriz demişti. Şimdi Yeneke'nin gidip e, Goran hareketini ziyaret etmesi de bambaşka bir durumdur. Zaten Goran ile Yeneke KDP'ye karşı e, bir cephe sayılıyor adeta. Ee, ve hükümette Goran hareketi de yer alıyor. Yani üç tane hareket yer alıyor. KDP, YNK ve Goran. Ama aralarında anlaşmıyorlar, konuşmuyorlar, küstürler biliyorsunuz. Aynı hükümetteler ama küstürler. Bu da çok garip bir durum Kürtler açısından. Üzülecek bir durum. Gerçekten ağlanacak bir durum. Değerli izleyenler, şimdi başka bir habere geçiyoruz ve Arap basında bugün paylaşılan Yine Şarkul Efsat gazetesinin ortaya attığı iddialar var. Ee, ve bu iddiaların birçoğu daha önceki daha önce de böyle iddialar ortaya atılmıştı. Ne yazık ki iddialar doğru çıkmıştı. Şimdi yine o gazetenin kaleme aldığı ve paylaştı bazı bilgiler var. Ben onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin bir dizi gizli görüşmeyi tetiklediğini yazdı bu gazete. İddiaya göre Kürtler Şama bir heyet gönderirken MİT başkanı, MİT müsteşarı Hakan Fidan da bir körfez ülkesinde Brett McGurk ile görüştü. Brett McGurk geçtiğimiz hafta Güney Kürdistan'daydı. Daha sonra Rojava'ya geçti, görüştüler. Türkiye'ye geçti, görüştüler ve bir mekik okudu. Ondan önceki hafta bir haber vardı. Sizlere paylaşmıştım ben. Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta bir ara buluculuk roluna üstlendiğine, büründüğüne yönelik bir haber vardı. Bir iddia vardı. O iddialardan sonra bütün bu görüşmeler peyde pey gerçekleşti. Bir yandan Güney Kürdistan heyetiyle, bir yandan Rojava e, yönetimiyle ardından Türkiye devlet yetkililerle bu görüşmelerin olması özellikle e, grup tarafından bunun yapılması çok çok önemli. Çünkü Suriye'deki üst düzey, en üst düzey Amerikalı yetkili. Şimdi bu gazeteye göre Rusya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pardon ya bu bu Esfad, yani Efsat gazetesine göre Rusya Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Besar Beşar Esad arasındaki olayı olası görüşmenin Türkiye'de Mayıs ayında düzenlenecek seçimlerden önce yapılmasını istediği ortaya çıktı diyor. Yani Türkiye'nin ısrarı biz mutlaka seçimden önce görüşelim Esad'la. Bu niye ısrar ediyorsa bilmiyorum gerçekten. Acaba Esad'la görüşüp o görüşmede bir anlaşma sağlayıp tam Esad'ın görüşmesi bitti. Atılan andan itibaren Rojava bir kara hareketini o döneme mi denk getirmek istiyorlar bilmiyorum. Ama ilginç bir açıklama daha var Türkiye'de. Ee, bakınız bir iddia daha var bu gazete. Bu gazete diyor ki iddiaya göre Ankara bu Esad'la Ankara arasındaki ara bulucuları Ankara bir mesaj vermiş ve mesajında şunu demiş. Hatta diyorlar ki o yüzden Esad geri adım attı görüşmek istemiyor. Türkiye demiş ki Türkiye'nin Suriye'den hiçbir koşulda hatta Amerikalılar çekilse bile çekilmeyeceğiz mesajını vermiş diye iddialar ortaya atıldı. Türkiye bu kadar cesareti davranıp bunu söyler mi bilmiyoruz. Bu önümüzdeki günlerde netleşecek. Acaba gerçekten de Esad'a ya da Suriye devletine böyle bir mesaj verildi mi diye bilmiyorum ama verdi mi verir yani. Yine Şarkul e, daha göre bu süreçte Şamla Kürtler arasında da temasların yer yer devam ettiğini ve yeni temasların başladığı ben yukarıda da bir haber vermiştim. Doğrudur. Ama Şam ile Kürtler Rojava özel Yönetimi herhangi bir anlaşmaya varır mı, varmaz mı? Bu da biraz Amerika'nın ve Rusya'nın tavrına bağlı için doğrusu. Ee, ABD'nin sürecine yönelik tabii ki konuşulmuş. Yine e, ABD'nin başlattığı bir arabuluculuk e, ara buluculuk çalışmasından bahsediyor. E, ve bu ara buluculuk iddiasının ardından Ankara Washington Kamış, Kamışlı hattında gizli görüşmelerin gerçekleştiğine yönelik iddiaları yazmış. İddiaya göre MIT Başkanı Fidan ile Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk kısa süre önce bir körfez ülkesinde bir araya geldi. Bu körfez ülkesindeki iddialara yönelik 2-3 gün önce yine sosyal medyada paylaşımlar vardı. Bunların Katar'da görüştüğüne yönelik bir bilgi vardı o zaman. Ben haber yapmak istemedim işin doğrusu. Çünkü bazen insanlar oturuyor sosyal medyada sadece uyduruk cümleleri yazıyorlar. O yüzden sessiz kaldım ama bu gazete daha büyük tanınmış bir gazete olduğu için ben de onlara referans göstererek bari onu açıklamış olayım. Bu gizli görüşmeden önce de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye özel temsilcisi yine Nicholas Granger'ın Ankara'ya gitti ve Ankara'yla yine özel yönetim arasında bir mekik dokuduğu görüşmeler yapıldı. Bir, bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiği zaten kamuoyuna açıklanmıştı. Ama Amerikalı diplomatların, Amerikalı yetkililerin bu derece, bu sıklıkla bu son iki haftada bu kadar diplomasi yürütmeleri, Türkiye'ye gitmeleri, ardından Güney Kürdistan ve Rojava'ya gitmeleri, ardından e, su, dolaylı olarak MİT'te görüşmeleri, özel görüşme gerçekleştirmeleri insanı tedirgin etmiyor da değil. Yani ortada dolanışan bir dolap mı var? Kürtlerin haberi olmadan yine bir şeyler mi planlanıyor? Yine Kürtlerin haberi olmadan Sevr gibi mevcut bölünme biraz daha mı bölünecek gibi bir şey de insanın aklına gelmiyor değil. Şimdi Şam yönetiminin en güçlü bölgesel müttefeki olan İran'ın bu konuda çok rahatsız olduğunu ve bu rahatsızlığını açık bir şekilde Rusya'ya ilettiğini de Sudi gazetesi e, bunu açık bir şekilde yazmış değerli izleyenler. Bilmiyorum yani bu son günlere yönelik bir karşı şey söylemek gerekiyorsa e, bu arada bir üyemiz geldi. Kim? Koçer arkadaş zaten üyeydi Koçer. Tekrar üye oldun herhalde. Eyvallah hoş geldin o zaman Koçer. E, yani bana göre Rojava üzerinde çok ciddi oyunların oynandığı kesindir. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Fakat seçime 5 ay kala arkadaşlar 2 gün önce Mazlum Ebdi'nin açıklaması vardı. Duymayanlar için söylüyorum. Hepsi, herkes, bütün arkadaşlar bütün haberleri bilmez, duymaz. Mümkün değil yani. Mazlum Ebdi demişti ki yani mutlaka Türkiye bu önümüzdeki ay saldıracak diye bir şey var. Bu bilgiyi nereden alıyor? Türkiye'nin hareketliliğinden alıyor. Ya da istihbari bilgileri var demek ki alıyorlar bir yerden. Ee, ve Bugün de yine özel yönetiminden bir e, yönetici Türkiye'nin saldırı hazırlığı yaptığını ve saldıracağını söylüyor. E, aylardır söylüyoruz. Zaten Türkiye saldırıyor şu anda aslında. Fiili olarak her yeri bombalıyor. Fakat bir gelişme daha dünden beri bu zaptan çekilme meselesiyle ilgili HPG bazı görüntüler paylaştı değerli izleyenler. Fotoğraflar paylaştı ve Türk devletinin terk ettiği o mevzileri yayınladı. Şimdi bu arada bir şey daha aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani ben dün bir haber yapmıştım. O e, bir tane korucu vardı, biliyorsunuz e, bütün operasyonların öncülüğünü yapan e, ve daha önce PKK'nın uyardığı bir korucu. O korucu dün bir çatışmada bestala yaşamını yitirdi diye haber attılar. Ben ona ilişkin bir özel haber yapmıştım. Kim olduğunu sizlerle paylaşmıştım. İzlemeyenler dünkü videoma gitsinler, mutlaka izlesinler. Bugün HPG'den bir açıklama geldi ve HPG özel bir operasyon gerçekleştirdiğini, benim söylediğimi, benim tahminimi doğruladı. Ben işin doğrusu dün teyit, yerel kaynaklar bana o bilgiyi vermişti. Ama bugün HPG o yaptığı açıklamayla benim aldığım bilgileri o yerel kaynaklardan aldığım bilgilerin, o köylülerin verdiği bilgilerin doğru olduğunu teyit etmesi de,